Selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ince hesabın bana göndermiş olduğu Game Power'ın yeni çıkardığı Game Power Ranger oyuncu kulaklığının kutu açılımını ve incelemesini yapacağım. Her zaman olduğu gibi 0-1 deforme ile gönderilen bir kutuyla karşı karşıyayım. Çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü aşırı heyecanlıyım. Bu kulaklık yeni çıktı ve ilk gönderilenlerden bir tanesi benim. Hatta YouTube'da aratırsanız videosunu çeken ilk kişi bile ben olmuş olabilirim. Daha fazla uzatmadan hemen kutu açılımını birlikte yapalım. Şöyle şuradaki bakmayı tak 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 diye çıkarayım abi. Ondan sonra yıkmak istemiyorum ya. Gerçekten yıkmak istemiyorum. O yüzden şöyle böyle şekilde kestim. Ahanda kulaklığımız karşımızda. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kulaklığımızı kutusundan çıkardık. Özelliklerini sizlere söyleyeyim abi. Öncelikle özelliklerinden biraz bahsedeyim size. 7.1 sanal ses teknolojisi varmış. Biliyorsunuz olmazsa olmazı oyuncuların. 53 milimetrelik neodymium sürücüleri varmış. Yani tabii bundan çok bir şey anlamıyoruz biz ama büyük ihtimalle çok iyi bir şey olması gerek. Arkadaşlar ince hesapta büyük teknoloji günleri devam ediyor. 15 Kasım'a kadar da süreniz var. Aklınıza gelebilecek bütün teknolojik ürünlerde çok büyük indirimler olacak. O yüzden bilgisayar toplayacaksanız, ekipman alacaksanız, televizyon, telefon, aklınıza gelebilecek ne alacaksanız ince hesaba girip bir fiyatları kontrol etmenizi öneriyorum sizlere. Açıklamaya zaten linkini paylaşacağım. Mesela benim 5500 liraya aldığım Intel Core i9-9900K işlemci şu anda ince hesapta 4000 lira. 1500 lira kazık yedim diyebilirim sizlere. Yani %30'luk bir indirim var. Alacağınız ne varsa mutlaka bir ince hesaba girip bakın derim. Şimdi incelememize devam edelim. Onun dışında zaten RGB aydınlatması var. Şöyle benim kasamı da görüyorsunuz. RGB'nin kölesi olduk artık. O yüzden kulaklığımızda bu özelliğin olması bizi mutlu etti. Yeni nesil kafa bandı varmış. Az sonra birlikte göreceğiz zaten. Ağırlığı 310 gram, kablosu 2 metre. Benim en sevdiğim özelliği gürültü engelleyici mikrofon olması arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Game Power ucuza fiyat performans kulaklıkları satıyor ve gerçekten fiyatlarının ucuz olmasına rağmen mikrofonları aşırı kaliteli oluyor. Zaten az sonra göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz Series Artist 7 kulaklığını ben 1500 liraya almıştım. Şu an internette ne kadar bilmiyorum. Mikrofonlarını zaten az sonra karşılaştıracağım. Daha fazla beklemeden şunun bir kutusunu açalım diyorum ve kaldırıyorum bandını. 2000 years later. Arkadaşlar kasa açılımında çok iyiyiz fakat kutu açılımı biraz bizi zorladı. Tamam. Açarken telledim o kadar diyorum size. Şimdi kulaklığımızı çıkardım. Bakalım nasılmış. Şöyle hemen şu... Hemen bununla bir çıkarayım. Ahanda karşımızda. Kablosu bana bir tık uzun geldi. Çünkü 2 metre gerçekten fazla ya bence. Gerçekten fazla çünkü kasam yanımda. Hadi aşağıda olsa bir nebze diyeceğim fakat. Neyse yapacak bir şey yok. Kulaklık şu şekilde arkadaşlar. Şöyle dokunuyorum. Benim çok merak ettiğim olay şu abi. Bakın muhtemelen kafamızı rahat ettirecektir. Şöyle baktığım zaman gerçekten aşırı konforlu. Kulağı hiç rahatsız etmiyor. Zaten tamamını içine aldı kulağımın. Benim kulaklar biraz büyük olduğu için kulaklığa sığmayınca uzun süredir kullanımda gerçekten hem terletiyor hem de başımı ağrıtıyordu ama şuna tam olarak oturdu. Dış sesleri de gayet iyi kapatıyor diyebilirim sizlere. Ahanda en sevdiğim olaylardan bir tanesi arkadaşlar. Şunu şöyle çektik. Evet burada mikrofon kapatma, led değiştirme ve 7.1 sanal ses deneyimini açma tuşu varmış. Bunları da geçip artık kullanmaya başlayabiliriz. Bu arada şu ana kadar duymuş olduğunuz sesler benim BM800 mikrofonumdan geliyordu. Az sonra bunun mikrofonuna geçeceğim. Bakalım ne kadar kaliteli hep birlikte göreceğiz. Bu arada bu kulaklığımızın tabii ki de yazılım desteği mevcut. Game Power'ın sitesinden indirebilirsiniz. Ben de indirdim. Şimdi bir oyuna gireceğim. Bakalım sesi nasılmış. Hatta mikrofonu da kullanayım. Ama onlara geçmeden önce hemen şöyle bir göstermek istedim. RGB'liğini sizlere. Gayet tatlı, hoş gözüküyor. Şu kırmızı çizgiler ayrı bir detay zaten. O yüzden ben çok beğendim. Şu kafa pedleri gerçekten aşırı yumuşak ve kafayı çok konforlu hissettiriyor. Şöyle kulakta nasıl duruyor diye bakalım. Yani kaba değil bence çok fazla. Bu hiç kaba değil. Fakat bu biraz böyle büyük durdu. O yüzden çok hoşuma gitmedi. Ama bizim için önemli olan performansı olacaktır. Daha fazla uzatmadan mikrofonuna geçin. Evet dostlarım şu anda beni Game Power Ranger'ın kulaklığından duyuyorsunuz. Bakalım mikrofon testinden geçebilecek mi? Bu arada 3-4 aydır CSGO oynamıyorum. O yüzden lütfen aimime laf etmeyin. Şu anda kulaklığın ses deneyimini ve mikrofonunu test etmek amaçlı girdik. Şöyle vursam tatlı olurdu ama. Aa vurmuşum lan. Asist geldi abi. Gerçekten mikrofonunu çok merak ediyorum. Şu az sonra size ben 1500 liraya aldığım kulaklığın da mikrofonunu göstereceğim. Yazık kafana.
Lan şunu vuramasam var ya yorumlarda ne dalga geçerdim. Eyvah. Oho adam iyi vurdu ha. Ah be oradan gerçekten ben mi öldüm arkasından? Hani baksanıza 4 aydır CSGO oynamıyorum dedim. 1920'ye 1080 kalmış oyun. Rankım zaten silinmiş. Bu arada kulaklığın sesi gerçekten iyi. Hem kulağı boğmuyor, rahatsız etmiyor. Gel babacım, gelsene buraya. Neyse en azından onu vurduk ya. Aha. Vay arkadaş kafasını bir göstermedi ya. Şöyle bakalım adam var mı? Yani çok da fazla vuramıyorum abi. Şu şeyleri denemek istiyorum ya ben. Treble boss falan var ya. Hemen bir basını ve tizini deneyeceğim. Şöyle ilk önce bir basını arttırıyorum. Azaltıyorum. Bunun orta ayarda CSGO'da çok sarar. Hemen tizine bir bakalım. Tiz de ortalarda çok fena değil aslında. Onun dışında ses açma tuşu var zaten demiştik. Arkadaşlar bu kulaklıkla o kadar keyifli müzik dinlersiniz ki. Abi gerçekten şu bas tiz olayına aşırı şaşırdım. Bas ve tizini arttırdığınız zaman gerçekten müziklerden çok keyif alacağınızı düşünüyorum. 10 numara 5 yıldız bir kulaklık. Şimdiden alacak olanlar varsa hayırlı uğurlu olsun diyorum. Açıklamada zaten linki mevcut. Arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman kulaklığı gerçekten çok kaliteli. Zaten programı da mevcut. Yazılımını indirdim fakat hiçbir ayar yapmadım bilmediğim için. Ama sizler araştırıp en iyi ayarları internetten bulabilirsiniz tabii ki. Mikrofonla gelecek olursak da şimdi sizlere bir karşılaştırma yaptıracağım. Videonun başından beri benim kendi kullandığım BM800 ile beni dinlemiştiniz. Zaten şu an Game Power Ranger'ın mikrofonundan dinliyorsunuz. Şimdi de gelin 1500 liraya aldığım Arctis 7'nin mikrofonundan dinleyin. Karşılaştırmayı sizler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şu anda 1500 liralık kulaklıktan duyuyorsunuz beni. Gerçekten Game Power Ranger'ı çok beğendim. Yani tek beğenmediğim yanı biraz kulakta kaba durması oldu. Onun dışında kafa pedleri gerçekten yumuşacık. Kafayı hiçbir şekilde ağrıtmıyor. Aksine bayağı konforlu. Onun dışında buna sığmayacak kafa yok. Burası zaten kulakları kapsıyor. Beğendim kulaklığı. Yani 550 lira verilir mi? Verilebilir. Bir önceki videomuzda da zaten Kizaru'yu incelemiştik. O videoyu da şuradaki kartlardan görebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada Arctis 7'nin mikrofonundan konuşuyorum şu anda. Ranger'la karşılaştırmalarınızı yorumda bekliyorum. Hangisi daha iyi? Lütfen yazın yorumlarda. Tabii bu Bluetooth kulaklık olduğu için mikrofonu kötü fakat beni bayağı rahatsız ediyor mikrofonun kötü olması. Çünkü 1500 liralık bir kulaklık. Daha iyi olmasını beklerdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.